Şimdi geçelim PAGEV Başkanı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu. Yavuz Bey, şimdi biraz önce çimento sektörünün temsilcisi Fatih Yüceli, az önce de müteahhitlik sektörünün önemli yetkilisi Erdal Eren'le konuştuk. Aynı şeyi size de soracağım. Plastik sektörünün yetkilisi olarak sizlere. Mevcut durumdaki bu Ukrayna-Rusya gerginliğinin aramızdaki ticarete etkisini nasıl gözlemliyorsunuz? Evet, Hülya Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Şunu söylemek lazım. Tabii biliyorsunuz Rusya günlük 10 milyon varil petrol üretimiyle dünyanın petrol arzının %10'unu tek başına gerçekleştiriyor. Ve bizim sektörümüzün ham maddeleri de petrole dayanan ham maddeler. Burada tabii ki sektörümüz adına en büyük görünen risk zaten son yaşanan pandemideki arz sıkıntıları sebebiyle hali hazırda çok artmış olan ham madde fiyatlarının yaşanan bu krizle birlikte daha da yukarı gitmesi öngörülebilir bir durum haline geldi. Ayrıca yine bizim sektörümüzün, plastik sektörünün Türkiye'de en büyük üretim yaptığı alan ambalaj. Ambalaj işin %40'ını oluşturduğu için, %40'lık kısmını oluşturduğu için gıda çok önemli bizim için. Yine yayınımızda da vardı. Rusya ve Ukrayna tek başına dünya buğday üretiminin %30'unu yapıyor. Yine baktığımızda tek başına Ukrayna Mısır'ın %15'ini yapıyor. Dolayısıyla hali hazırda zaten yüksek olan gıda enflasyonunu körüklemesi ambalajlı ürünün de satışlarını olumsuz etkileme ihtimali taşıyan bir risk. Ama tüm bunların ötesinde en büyük risk nedir derseniz, biliyorsunuz sizin yayınlarınızda da çok gündeme geldi. Yaşadığımız bir sorun vardı bundan 3 hafta önce. Doğal gazdaki sıkıntıdan dolayı, İran yönündeki sıkıntıdan dolayı sanayimizin elektriği kesilmek durumunda kaldı. Çünkü Türkiye elektriğini ağırlıklı doğal gazdan üretiyor. Ve Rusya'dan aldığımız doğal gaz bizim baktığımızda toplam doğal gazın %32'lik kısmı Rusya'dan geliyor. Dolayısıyla en büyük riskimiz buradaki herhangi bir arz sıkıntısı veya fiyatlardaki artışın enerji maliyetlerine yansıması ki muhtemel görünüyor, ciddi anlamda sektörün maliyetlerini yukarı çekecek görünüyor. Bu çerçevede bakıldığında riskler var. Tabii sektör olarak jeopolitik konuda diplomatik bir misyonumuz olmadığı için ağırlıklı olarak sanayiciler olarak hedefimiz bu sürece çok daha iyi ve hızlı adapte olmak adına önlemler almak ve bu konuda da kamuyu aydınlatıp gerekli destekler varsa da bunların alınması yönünde kendilerinin desteklerini istemek şeklinde Zeliha Hanım. Peki şimdi burada tembile taşımacılık meselesi var. Yani Ukrayna'ya gemiyle taşıma, Rusya'ya keza ya da oradan buraya gelmesi, bu bir boyutu. Ham madde başka bir boyutu. Biz ham madde noktasında özellikle sizin sektörde erişim endişesi var mı? Tabii ki, çünkü Rusya ile Türkiye'nin plastik sektöründeki ticaretine baktığımızda ağırlıklı olarak biz Rusya'ya bitmiş ürün mamulü ihraç ediyoruz ve oradan da plastik ham maddesi alıyoruz. Tabii yaşanacak bu sürecin boyutlarıyla birlikte lojistik problemler arz güvenliğini çok ciddi tehdit edecek bir durumda olacak. Ancak daha enteresan yanı, şu anda tabii bekliyoruz. Sanırım saat 20'de olacaktı. 20.30'da. Evet. 20.30'da. Sayın Biden'ın açıklamalarıyla birlikte özellikle yaptırımlar Rusya ile ticareti olumsuz yönde Türkiye'nin etkileyecek olursa bu yeni boyutlarıyla tekrar bu riskleri değerlendirmemiz de gerekecek diye görüyorum. Şimdi biz burada doğalgaz meselesi var tabii. Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğalgaz ithalatı. Sonuçta burada rakamlara baktığımızda doğalgaz ithalatında %50 pay var. Avrupa'nın keza aynı. Şimdi biz de izleyeceğiz 20.30'da Biden açıklamalarını, ama daha önce İran'la olan gelişmeleri çok yakından biliyorsunuz yaptırımlar konusunda. Rusya'ya benzer bir şey gelirse o zaman Türkiye'nin ve Avrupa'nın doğalgaza erişimi ya da ham madde erişimi noktasında sektör olarak önümüzdeki süreç içerisinde ne yapılabilir, tedbir ne olabilir şeklinde bir çalışmanız var mı? Çok erken sordum bunu, biliyorum ama. Kesinlikle son dönemde biliyorsunuz jeopolitik risklerin bizim enerjimizin en önemli kaynağı olan doğal gazla ilgili risklerin etkilerini demin de bahsettiğim gibi
Bu İran'da meydana gelen kısıntı da çok iyi gördük. Yani sanayimizi tümden üretemez duruma getirecek, ciddi üretim kayıplarına yol açabilecek bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla sanayiciler olarak sizin de yayınlarınızda özellikle belirttiğiniz, bizim defaatle üzerinde durduğumuz konu, üyelerimizle birlikte özellikle yenilenebilir kaynaklar, yani güneş, rüzgar, bu kaynakları devreye alma yönünde, bu konudaki yatırımların hızlandırılması yönünde yoğun bir çalışma var. Maalesef tabii bu yaşanan risk faktörlerini arttıran jeopolitik olaylar da bizlerin bu konudaki duyarlılığını ve riskin azaltılması noktasındaki hızımızı arttıracaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz daha iç piyasaya da etkisini sormak isterim ben size. Yani sadece bizim ihracatımız, ithalatımız bazında değil de bu durum iç piyasaya yansımasını nasıl olur? Biz sizinle hep daha önce bu konular başlamadan da iç piyasayı konuşuyorduk. Bir hafif bir durgunluk olduğunu ve fiyatların, enerji maliyetlerinin, ham madde maliyetlerinin arttığından da bahsediyordunuz. Bu etki peki piyasaya nasıl yansıyacak? Özellikle demin bahsettim. Piyasadaki durgunluğun ana sebebi yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin tüketimlerini kısmak durumunda i̇şte kalması. Onun için sordum. Şimdi mesela arka arkaya Fed üyelerinden, ECB'den, merkez bankalarından açıklamalar alıyoruz. Biliyorsunuz parasal sıkılaşmaya, yani daha doğrusu faizleri arttırmaya gideceklerdir. Hem Fed hem ECB yıl sonu. Fakat şu an açıklamalar da mevcut krizi takip ettiklerini, enflasyon daha da yükselebileceğini, hatta faiz artırımlarının beklenildiği gibi olamayabileceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu gelişmelerle beraber yüksek enflasyon ortamının ülkemize daha yoğunluklu sirayet etmesi bizi piyasada, iç piyasada nasıl gibi bir duruma sokar? Evet, şimdi tabii şunu unutmamak lazım. Merkez bankaları gerçekten ekonomiyi ayakta tutmak ve çarkların dönebilmesi için uzun zamandır parasal genişlemeyi durdurmadılar. Son dönemde bu konuda artan enflasyonla birlikte dünyada daha açık sinyaller veriyorlardı. Ancak dediğiniz gibi şu anda yaşanan savaş ortamı ekonomi için, dünya ekonomisi için bir özellikle Doğu blok ülkelerinden başlayarak bir durma riskini daha fazla gündeme aldığı için ard arda merkez bankaları parasal genişlemeyi süreci takip ederek bir müddet daha tutabileceklerini belirttiler. Ama bizim unutmamamız gereken önemli bir risk daha var. O da şu, maalesef geleneksel olarak her savaş ortamında yatırımcıların Amerikan dolarına talebi artıyor. Ve bu taleple birlikte zaten bizim ekonomimiz için çok önemli bir risk sebebi olan döviz fiyatlarının maliyetinin artması, bununla birlikte ara mamullerin tamamen döviz bazlı olması sebebiyle maliyetlerin maliyet enflasyonuna sebep olma riski, bu sefer başka bir yönden bir savaş riski sebebiyle dünya yatırımcıların daha fazla dolara yönelmesi sebebiyle tekrar bizim için bir risk olarak ortaya çıktığını görüyoruz farklı bir yönüyle. Dolayısıyla bu boyutuyla da değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde iç piyasada özellikle bu enflasyonun ortamının yarattığı bir talep azalmasını artı dövizdeki artışın yatırımları zorlaştırıcı, yatırım yapmayı, yatırımcıyı daha sıkı bir karar verme sürecine sokacağını öngörmek zor değil. Burada tabii kamunun üzerine düşen görev diye düşündüğümüz konu özellikle bu son pakette de vardı, seçici teşvik mekanizması. Çok önemli bir cümle, seçici teşvik mekanizması. Yani özellikle ülkeye katma değer yaratan yüksek teknoloji ve orta sınıf teknoloji ürünlerin desteklenmesi noktasında kamunun bu zor yatırım ortamında daha fazla sanayicinin yanında olması gerektiğini, kamu kaynaklarının finansman noktasında başta KGF olmak üzere daha yoğun kullanılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz o bilgiler için Yavuz Bey. Tekrar görüşmek üzere.